Sad suresi Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla Sad zikir, öğüt ve uyarı dolu Kur'an'a andolsun ki iş hiç de onların sandığı gibi değil. O küfre sapanlar bir gurur, ayrılık ve bütünden kopuş içindedirler. Onlardan önce nice nesilleri helak ettik biz. Bağrıştılar onlar fakat kurtuluş yoktu. Geçmişti zaman. Kendi içlerinden kendilerine bir uyarıcı geldi diye şaşıp kaldılar. Ve şöyle dedi bu nankörler. Bu adam yalanlar düzen bir büyücü. İlahları bir tek tanrı mı yapmış? Bu gerçekten hayret edilecek bir şey. İçlerinden kodaman bir grup öne çıktı. Haydi yürüyün, ilahlarınıza sahip çıkmada kararlı davranın. Gerçek şu ki istenip beklenen şey budur. Öteki millette işitmedik böyle bir şey. Bu bir uydurmadan başka şey değildir. Öğüt ve uyarı içimizden ona mı indirildi? Hayır, onlar benim zikrimden Kur'an'dan kuşkudadırlar. Hayır, onlar benim azabımı henüz tatmadılar. Yoksa aziz, vahhab olan Rabbinin rahmetinin hazineleri onların katında mı? Yoksa göklerin, yerin ve bu ikisi arasında bulunanların mülk ve saltanatı onların mı? Eğer öyleyse sebepler içinde yükselsinler. Kabilelerden oluşmuş, sözüm ona bir ordudur bu, şurada bozguna uğratılacaktır. Onlardan önce Nuh kavmi ve Ad da yalanlamıştı. Kazıklar sahibi Fıravun da. Semud, Lut kavmi o sık ağaçları besleyen su kaynağının sahipleri ey de. İşte onlar da böyle hisiplerdi. Bunların hepsi rasulleri yalanlamaktan başka bir şey yapmadılar. Sonunda azabım hak oldu. Bunların beklediği de sadece en küçük bir gecikmesi olmayan o müthiş titreşimli tek sestir. Şöyle dediler, Rabbimiz Bizim payımızı hesap defterimizi hesap gününden önce çabucak ver. Onların dediklerine sabret. O kuvvet sahibi kulumuz Davud'u an. O tesbih nameleri döktüren bir kul idi. Dağları onunla birlikte buyruk altına almıştık. Akşam sabah birlikte tesbih ederlerdi. Kuşlar da toplu halde onunla beraberdi. Hepsi onun tesbih namelerine katılırdı mülk ve yönetimini güçlendirmiştik. Kendisine hikmet ve hakla batılı ayıran söz etme yeteneği vermiştik. Geldi mi sana o çekişme hikayesinin haberi? Hani o hasımlar duvara aşarak mihraba ulaşmışlardı. Davud'un yanına girmişlerdi de onlardan korkmuştu. Korkma dediler biz iki davacıyız. Birimiz ötekinin hakkını çiğnedi. Şimdi sen aramızda hak ile hükmet, adaletsizlik etme. Bizi yolun denge noktasına ilet. Şu benim kardeşimdir. Kendisinin 99 koyunu var. Benimse bir tek koyunum var. Buna rağmen onu da bana ver dedi ve tartışmada bana galip geldi. Davud dedi ki vallahi senin bir tek koyununu kendi koyunlarına katmak istemekle sana zulmetmiş. Zaten ortaklardan birçoğu birbiri aleyhine haksızlık ve zulme sapar. İman edip hakka ve barışa yönelik işler yapanlar böyle değildir. Ama onlar da pek azdır. Davud kendisini imtihan ettiğimizi düşündü. Hemen Rabbinden af diledi. Rüku ederek yerlere eğildi ve Allah'a yöneldi. Biz de ondan o günahı affettik. Katımızda onun için bir yakınlık ve güzel bir gelecek var. Ey Davud, seni yeryüzünde bir halife yaptık. Artık insanlar arasında hakla hükmet. Geçici hevese uyma ki seni Allah yolundan saptırmasın. Allah'ın yolundan sapanlar için hesap gününü unutmuş olmaları yüzünden şiddetli bir azap vardır. Biz şu göğü ve yeri ve ikisi arasındakileri boşuna yaratmadık. Böyle düşünmek küfre sapanların sanısıdır vay hallerine o inkarcıların ateş yüzünden yoksa biz iman edip hakka ve barışa yönelik işler yapanları yeryüzünde fesat çıkaranlarla aynı mı tutacağız yoksa takva sahiplerini arsız sapıklar gibi mi yapacağız kutsal bereketli bir kitap bu sana indirdik ki onu ayetlerini derin derin düşünsünler ve öğüt alabilsin temiz özlüler Davud'a Süleyman'a armağan ettik. Ne güzel kul. Hep Allah'a sığınır yakarırdı. Akşamüstü kendisine üç ayak üzerine basıp bir ayağını tırnak üstüne diken safkan koşu atları sunulmuştu. Dedi, servet sevgisini Rabbimi anmak için benimsedim. Nihayet güneş perde ardına çekildi. Geri getirin bana onları dedi bacaklarını boyunlarını sıvazlamaya başladı andolsun ki biz Süleyman'ı imtihan ettik tahtının üstüne bir ceset bıraktık da o tövbe ile Allah'a yöneldi şöyle yakardı Rabbim affet beni benden sonra kimseye yaraşmayacak bir mülk saltanat ver bana kuşkusuz sensin evet sensin Vahhab bunun üzerine Rüzgarı onun emrine verdik. Onun emriyle onun istediği yere uysal uysal, tatlı tatlı akıp giderdi. Şeytanları da onun emrine verdik. Hepsi bina ustası ve dalgıçtı. Ve demirlerle birbirine bağlı diğerlerini. Bu bizim lütfumuzdur. İster ver, ister elinde tut. Hesap yok. Ve gerçekten katımızda onun bir yakınlığı ve güzel bir geleceği vardı. Kulumuz Eyyub'u dağın. Hani Rabbine şöyle seslenmişti. Şeytan bana bir yorgunluk ve azap dokundurdu. Ayağını yere vur. İşte yıkanacak bir yer, işte içilecek soğuk bir su dedik. Ona bizden bir rahmet ve özü temizlere bir hatırlatma olarak ailesini ve beraberlerinde benzerlerini bağışladık.'' Eline bir demet sapal da onunla vur ve yeminine ters düşmüş olma dedik. Biz onu sabırlı bulduk. Ne güzel kuldu, o. bize yönelen, yakaran biriydi o. Güçlü, kuvvetli, bakış ve görüş sahibi kullarımız İbrahim, İshak ve Yakub'u da an. Biz onları yurdu düşünme özellikleriyle yücelen tertemiz kullar yaptık. Ve bizim katımızda onlar seçkin hayırlı kimselerdendi. İsmaili, Elyesa'ı, Zülkifl'i de an. Hepsi seçkinlerdendi. Bir hatırlatmadır bu. Korunup sakınanlar için elbette güzel bir gelecek vardır. Kapıları kendilerine açılmış adın cennetleri. Orada yaslanmış olarak birçok meyve ve içecek isterler. Yanlarında bakışlarını eşlerine yöneltmiş yaşıt dilberler vardır. Hesap günü için size vaat edilen işte budur. İşte bu bizim verdiğimiz rızıktır elbette. Bitip tükenmesi yoktur onun. Bu budur. Azgınlara da kötü bir gelecek vardır elbette. İçine dalacakları cehennem ne kötü döşektir o. İşte burada. Hadi tatsınlar onu. Kaynar su, kokuşmuş irin. Ve o türden bir başkası daha. Çifter çifter. Şöyle denilir. İşte sizinle birlikte direnişe geçen bir grup. Merhaba yok onlara. Onlar ateşe salınıyorlar. Dediler, hayır size merhaba yok. Onu siz önümüze çıkardınız. Ne kötü durak yeridir o. Şöyle yakardılar: Rabbimiz bunu bizim önümüze çıkaranın ateşteki azabını bir kat daha artır. Şöyle dediler: Şer temsilcilerinden saydığımız adamları acaba neden görmüyoruz? Onları alaya alırdık yoksa gözler onlardan kaydı mı? İşte bu kesin gerçektir. Ateş halkının çekişmesi gerçekleşecektir. De ki: ben sadece bir uyarıcıyım. O vahid ve kahhar Allah'tan başka hiçbir ilah yoktur. Göklerin, yerin ve bunlar arasındakilerin Rabbidir o. Aziz ve gaffar. De ki büyük bir haberdir o. Yüz çevirip duruyorsunuz ondan. Onlar tartışırlarken o yüce konsey hakkında benim hiçbir bilgim yoktu. Bana sadece açık bir uyarıcı olduğum vahiy ediliyor. Hani Rabbin meleklere şöyle demişti, ben çamurdan bir insan yaratacağım. Onu kıvama erdirip içine ruhumdan üflediğimde önünde secde ederek eğilin. Bunun üzerine meleklerin hepsi toptan secde etmişlerdi. İblis etmemişti. O kibre sapmış ve inkarcılardan olmuştu. Allah dedi, ey iblis iki elimle yarattığıma secde etmekten seni alıkoyan neydi? Burnu büyüklük mü ettin yoksa yücelenlerden mi oldu? İblis dedi: Ben ondan hayırlıyım. Beni ateşten yarattın, onu çamurdan yarattın. Buyurdu: Hadi çık oradan. Sen kovulmuş birisin. Din gününe kadar lanetim üzerindedir. dedi: Rabbim o halde insanların diriltileceği güne kadar bana süre ver. Buyurdu: Peki, süre verilenlerden o bilinen güne kadar." dedi. Kudret ve şerefini andolsun ki onların tümünü azdıracağım. İçlerinden sadece ihlaslı seçkin kullar dışta kalacaktır." buyurdu. işte bu doğru. Ben de yalnız doğruyu söylerim. Gerçek şu ki ben cehennemi seninle ve onlardan sana uyanlarla tamamen dolduracağım." Peki tebliğime karşılık sizden bir ücret istemiyorum. Ben size kendiliğimden zorlamayla yükümlülük getirenlerden de değilim. Bu alemler için bir zikirden başka şey değildir. Yemin olsun bir süre sonra onun haberini bileceksiniz.